Her şey anlaşılması bu zor dağlarda, 400 yıl önce kabile hayatı süren bir toplumun sözde lideri Leke Dukagge'nin kadını yok sayıp erkek egemen kurallarını kanunlaştırıp hüküm sürmesiyle başladı. Dukagge'nin anlaşılamaz kanunları bu dağlık bölgede hala hüküm sürmekte. Kadın olmanın zahmeti yanında, Adem olup adam olamayanlara, yüzlerce yıl öncesine dayanan kadının baş kaldırışının, efsaneleşen sıra dışı geleneğin peşinde, yeminli bakire ya da bu bölgede söylendiği gibi, kadın adam burneşlerin izinde, Kuzey Arnavutluk'ta, Arnavut Alplerinin eteklerinde kurulu Burel şehrindeyiz. Küçük Arnavutluk şehri aslında konaklama noktamız. Peşinde iz sürdüğümüz hikayemizin kahramanı, bu şehri saran dağların zirvesinde, gözden ırak, sakin bir yaşam sürmekte. Saklı Balkan ekibini yarın misafir edecek olan Arnavutluğun yaşayan en genç burneşi, yeminli bakiresi, yalnız uyurken çıkardığı şapkasını başucuna koyup yarın neler olup bitecek heyecanıyla uykuya dalıyor. O yalnızca uyurken kendi oluyor. Yeni günün ilk ışıklarıyla Burel şehrinden Mate köyüne yola koyulma vakti. Kahramanımızın sıra dışı hikayesini bizimle paylaşması için ikna etmek ne kadar zor olduysa, onun yaşadığı köye Saklı Balkan ekibini ulaştıracak bu dağ yollarını aşmak da bir o kadar zor. Bu zor yolculuk, kökeni 15. yüzyıla uzanan bir geleneğin ataerkil kurallara karşı gelip hayatının ilk 13 yıllık bölümünü yaşanmamış sayan, ekip biçtiği topraklarına, ailesine sahip çıkmak adına geri dönüşü olmaksızın ağır bedelleri olan yeminin sahibine, şartlar zor da olsa yavaş yavaş zirveye ulaştırıyor. Yalnız uyurken çıkardığı şapkasını takıp, Saklı Balkan ekibini karşılamak üzere tek göz odasından ayrılan, normal şartlarda Leke Dukagge'nin kanunu uygulanıyor olsaydı, bırakın eve gelen misafiri evinin sınırlarında kapıda karşılamayı, misafirle konuşma hakkına dahi sahip olmayan yeminli bakiremiz, bugün evin reisi olarak bir burneşi olmanın avantajıyla misafirlerine hoş geldiniz diyor, evine davet ediyor. Saklı Balkan'da Hilmiye Lika'yla tanışma, ettiği yeminin ona verdiği avantajla bir kadının tarif edilemez güç ve gurur sahibi olup, bir erkek gibi yaşama kararı aldığı saklı hikayesinde perdeyi aralama, onu dinleme vakti. İsmim Hilmiye Lika, evimize hoş geldiniz. Ben bir yeminli bakire, yani burneşiyim. Benim hikayem, yaşam tarzım insanlarda hep soru işareti olmuştur. Belki de bizi izleyenler de şu an farklı şeyler düşünüyordur. Oysa ben de sizler gibi nefes alıp veriyorum. Beni farklı kılan tercihim. Arnavut kültüründe cinsel anlamda ya kadınsındır ya da erkek. Başka cinsel kavramlar bu kültürle uzlaşamaz, yeri yoktur. Buna asla müsaade edilmez, müsamaha da gösterilmez. Oysa burneş olmak bu toplumda büyük saygı görür.
Bu cinsel bir tercih değil, tamamen yaratıldığın gibi yaşamayı kabul edip, kadın ya da erkek olmanın elinizde olmadığının, asıl önemli olanın insan olabilmeyi başarmak olduğunun ispatıdır. Evet, ben bir kadınım. Kadınım ama erkek gibi yaşıyor, erkek gibi hareket ediyorum. Burneş aslında güçlü kadın anlamına gelir. Burneş olabilmek büyük fedakarlık ister. Her kadın burneş olamaz. Arnavutluk'ta 1400'lü yıllarda sözlü uygulanan, sonrasında yazılı hale gelen Leke Dukagin Kanunu, sadece Arnavutluk'ta uygulamada kalmayıp, Karadağ ve Kosova'nın dağlık bölgelerinde de uzun bir süre hükmünü sürdürdü. Kadını normal şartlarda yok sayan bu kanun, 12 kitap, 1262 maddeden oluşmaktaydı. Bu bir hata mıdır, sonradan mı eklenmiştir bilinmese de, kanunun emrettiği şekilde olmak kaydıyla kadına bir maddelik bir ayrıcalık tanınmıştı. Geçmişte var olan kanuna göre kadınlar kocalarının malı sayılırdı. Kadını toplumda yok sayan bu baskıcı kurallar nedeniyle kadınlar mirastan pay alamaz, para kazanmak için ev dışında başka bir işte çalışamazdı. Ailede söz hakları yoktu, yorum dahi yapamazlardı. Bahsi geçen Leke Dukagin kanunları kadınla ilgili anlaşılamaz maddelerle doluydu. Kocası izin vermezse kadın saçlarını kestiremezdi. Avlanmak için dahi olsa silah kullanamaz, binek hayvanına binemezdi. Kocası için tütün sarmasını öğrenmeli, kullandığı takdirde sonuçlarına katlanmalıydı. Kocasından önce uyuyamaz, ondan önce uyanmak zorundaydı. Eşini belirleme, seçme şansı yoktu. İstemediği ya da yaşça kendinden büyük biriyle evlenmek zorunda kalabilirlerdi. Kısacası bir erkeğin yapabildiği hemen hemen her şey kanunla kadına yasaklanmıştı. En kötüsü ise bir kadın kan davasında öldürülen eşinin ya da oğlunun intikamını alamazdı. Önceleri sözlü olarak uygulanan kanuna kitap haline getirilirken eklenen bir madde kadına burneş olma hakkının verilmesini sağladı. Ancak bunun bir tek yolu vardı. Evli kadınlar eşleri ölüp dul kaldıktan sonra burneş olamadıkları için aileden bakire bir kızın 12 yaşlı erkek huzurunda edeceği burneş bakirelik yeminiyle bir kadının bir erkeğin tüm haklarından yararlanabileceği, ailenin reisi olabileceği kanuna eklendi. Betoem, se kurdors ka men prek, ashtu si zotim ka kriu ashtu de jeta ka men majt. Betoem, na virgjinin të me të priachme. Yemin sonrası bir erkek gibi yaşamak kaydıyla bu hak kadına verildi. Özünde kanun, kadına bu hakkı verse de, dileyen her kadının bu yolu seçme şansı bulunmuyor. Kanunda bu, kurallarla madde madde sıralanmış. Hilmiye'nin de söylediği gibi, kan davasında öç almak, kısasa kısas durumu başta olmak üzere, ailede erkek varis kalmadığında mirastan pay alabilmek, İstemediği bir adamla zorla evlendirilmesine karşı çıkıp, bakire olmak, ölünceye dek bakire kalmak şartıyla bu yemini ederse, kanunun bu tek maddesini gerekçe gösterip, bugün dahi bakire kızlar burneş olabiliyor. No,
Bu çok zor bir karar. Bir yemin ediyorsunuz. Üstelik bu durum bir Müslüman ya da Hristiyan olmanızla alakalı değil. Benim gibi Arnavutluk'ta varlığı bilinen 40'a yakın burneş olduğu söyleniyor. Bazılarını tanıyorum. Telefonla görüşüyoruz. Bir erkek gibi yaşayıp bir kadın ruhu taşımak çok zor. Ben 13 yaşımda ağır bir hastalık dönemi sonrası annemi kaybettim. Babam da gurbette çalışıyordu. Her zaman gelemiyordu yanımıza. Hasta anneme bakmam, bağ, bahçe, hayvanlarla ilgilenmem hep benden soruluyordu. Evin tüm sorumluluğu 13 yaşımda omuzlarıma yüklendi. Yıllar sonra babam döndü. Şimdi beraber yaşıyoruz ama o da yaşlandı. Annem ölmeden önce iki sebepten dolayı bu kararı aldım. Birinci sebep, erkek kardeşim yoktu. Babam öldüğünde ailemin emek verdiği her şey elimden alınacaktı. İkinci sebepse elde olmaksızın o kadar fazla erkek işi yaptım ki erkek olarak doğmasam da erkek gibi yaşamak bana daha cazip geldi. Erkek işi yapmaktan aşka, sevgiye zaman ayıramadım. Evlenmeyi asla düşünmedim. Aldığım bu karara, ettiğim yemine sadık kalıp hayatımın sonuna kadar yeminli bakire, yani burneş olarak yaşamak istiyorum. Ayrıca bu yemini etmişseniz yemininizi bozamazsınız. Yemininizi bozduğunuz takdirde bedeli çok ağır. Ailenizin sizi ölümle cezalandırma hakkı var. Kanun, yeminini bozanları ölümle cezalandırmayı emrediyor. Bugüne kadar burneş yeminini bozan kadın sayısı çok az. Onlar da Arnavut sınırlarında yaşayamaz. Arnavutluk'ta yaşadıkları bilinir ve ölüm cezası uygulanmazsa aileleri hor görülür. Toplumda dışlanır. Arnavutluk'ta orta çağda yaygın olan bu hayat tarzı artık yok olmaya yüz tutmuş durumda. Bu kadınların yalnızca kadınsı duygularından değil, aynı zamanda sevgi, evlilik, cinsellik, en önemlisi çocuk sahibi olmaktan da vazgeçtiklerini unutmamak gerek. Bu yüzden yeminli bakireler toplumda, özellikle ailede büyük saygı görüyor. Onun bu kararını, yeminine sadık kalıp bu tercihi yapmasını saygıyla karşılıyorum. Beni, ailemizi zorda bırakacak davranışlarda bulunmuyor. Aksine onunla gurur duyuyorum. O bu yaşına kadar sözünde durdu. Etrafınıza bir bakın bakalım. Size birçok söz verip yerine getirmeyen ne kadar çok kadın ve erkek var. Bir burneşeyi özel kılan, onun kıyafetleri, tavırları, konuşması değil, cinsiyet statüsünü tersine çevirebilmesidir. Beni üzen ve endişelendiren onun günden güne ilerleyen hastalığı. Bir kadının bir erkeğin üstesinden gelecek zor işleri yaparken çok dikkatli olması lazım. Hilmiye Lika, 3 yıldır akciğerlerinden yaşadığı hastalıkla mücadele etmekte. Uzun süreli tedavisi devam eden Hilmiye, eskisi gibi çalışamamaktan şikayetçi. Yeminli bakirelerin ölmekte olan bir gelenek olduğu gerçeği, Arnavutluğun son 50 yıldaki kadın hakları konusunda uzun bir yol kat ettiğinin kanıtı. Bugün Arnavut kadınları, erkeklerle eşit haklara sahip, hatta daha güçlüler. Dünün katı kuralları sonucu burneş olmayı tercih eden bir avuç yeminli bakire, karar alma, inisiyatif kullanma haklarını
hayatları boyunca erkek kılığında dolaşması, davranması gibi basit bir şart karşılığı elde edebiliyordu. Ben şehirde, köyde erkeklerle sohbet edip iş konuşabiliyorum. Silah kullanıp avlanıyorum. Birçok erkekten daha iyi at biliyorum. Bu kararı verdiğim ilk günden itibaren başta erkeklerden bir erkek gibi saygı gördüm. Ev işlerini yapmak istesem de beceremem. Yeğenim Ada bu konuda bize yardımcı oluyor. Temizlik, ütü, yemek, çamaşır bunlar kadın işidir. Ben kış için yakacak odun toplarım. Bağ bahçeyle uğraşırım. Avlanırım, şehre gider alışverişimi yaparım. Yaşam tarzımla ilgili bir kez dahi pişmanlık duymadım. Kendimi böyle mutlu hissediyorum. Hastalığım beni zorlasa da ölüme de adam gibi gitmek isterim. Nefes alıp vermek çok güzel. Eğer bir suç işlediysem hesabını diğer tarafta veririm. Arnavutlarda güç ve gurur besa dediğimiz sözle sahiptir. Biz bir söz verdiysek tutarız. Bir zamanlar bu dağlarda erkek olmak daha iyiymiş. Kadının bir yük binek hayvanından fazla değeri olmazmış. Artık Arnavut kadınlar erkeklerle eşit haklara sahip. Hatta daha güçlüler. Bence bugün kadın olmak çok hoş bir şey. Zorla, sevmediği bir adamla evlenmek istemeyen, çalışmak ve özgür bir hayat talebi olan, ailesinin dökülen kanının intikamını almak isteyen, bu da Saklı Balkan ekibi çok ısrar etse de Arnavutların meşhur inadı hemen devreye girdi. Hilmiye Lika, şapkasız görüntü vermem dedi, diretti. Şehre ekibimizle birlikte inip Burel'den bizi yolcu etmek isteyen Hilmiye ile Burel'in tenha bir kafesinde son kahvelerimizi içip son karemizi çekerken hatıram olsun dercesine ömrünü gizlediği şapkasını çıkardı, masaya bırakıp gitti Hilmiye. Öğrendik ki bu da bir Arnavut töresiymiş aslında. Tekrar görüşmek istediği dostlarına, Arnavut erkeklere veda etmezmiş. Anladık ki adam olmak, cinsiyet değil, şahsiyet meselesiymiş. Balkan coğrafyasında saklı başka bir insan hikayesinde, yüreklerdeki kelimelere tercüman olmak üzere. Hoşça kalın.